Çin yönetimi Doğu Türkistan'da Türkleri günden güne değişen siyasetleriyle asimile ederek milli kimliklerini unutturmak adına akıl almaz uygulamalarını sürdürüyor. Çinli yayın kuruluşu Xinhua Ajansı'nın haberine göre Çin merkezi hükümetinin Doğu Türkistanlı öğrencilere Büyük Çin'i vatan tanımak, Çin Komünist Partisi'ni merkez tanımak, Çince sosyalizmi tanımak, Konghua medeniyetini ve Konghua milletini bir bütün tanımak gibi beşi tanımak adı altında beyin yıkama ve asimilasyon çalışmalarının yaygınlaşmaya başladığı bildirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Çin'in Yuwu kentiyle kardeş şehir anlaşması imzalaması tepkilere neden oldu. Uygur Türklerine karşı ağır baskı uygulayan Çin yönetimi, dünya kamuoyunun çağrılarına kulaklarını tıkarken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkan Abdülcelil Karakaş, Çin yönetimi yeni bir oyun peşindedir. Doğu Türkistan'da zulüm ve baskılar şiddetle devam ederken, Türkiye'deki Doğu Türkistan diasporasını pasivize etmeye çalışan Çin yönetimi, neden Urimçi ile Kaşgar'la, Hotan ile, Turfan ile, Aksu ile kardeş şehri ilan etmiyor da, ya da Kahramanmaraş neden Çin'in iç kesiminden bir şehirle sözde kardeş ilan ediyor? Bu karar Kahramanmaraş ismine yakışmamıştır. Kahramanmaraş'ın kahraman evlatlarını bu hatalı ve vahim karara karşı sorumluluğa davet ediyoruz dedi. Uluslararası kamuoyundan Çin'e gelen tepkiler üzerine Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına uluslararası basının girmesine izin vermesinin ardından Çin'in sözde eğitim ve rahatlık var, baskı yok iddiaları bir kez daha yalan oldu. Gelen son bilgilere göre yabancı gazetecilerin sorularına cevap veren tutsakların korkuları, yüz ifadeleri ve beden dillerinden açıkça okunurken, yabancı gazetecinin sorduğu soruya sessiz kalan bir Uygur Türk'üne Çinli yetkilinin söyleyeceği sözleri öğretmesi dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilere rehberlik eden Çinli yetkilinin Uygurca, dini özgürlüğün olduğunu söyle, bu çok önemli, bunu söylemezsen olmaz diyerek söz öğretmesi, yapılan baskıları bir kez daha gözler önüne serdi. Yok. Dini yetkat erkillik mi dedi abi? Demem siz ona. Dini yetkat erkillik bak. Ha, bu kansoç değil mi? Ha, bu amın cüz. Ha, demem siz kansoç ciddisiniz buldu. Hem bir meydan ben mühim ya cuma ben davet misiniz bu meydan bana? Ha, biz ne ait erkil kılımız değil. Yes, Yes, they enjoy the freedom of our religion. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'nın yer aldığı G7 zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkenin güneybatısındaki Biarritz kentinde liderler onuruna verdiği akşam yemeğiyle başladı. Zirvenin ana teması ise eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Zirvede güvenlik, iklim değişikliği, kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi. Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor. Zirvenin gerçekleştirdiği Biarritz'te binlerce vatandaş protesto için bir araya geldi. Protestocular G7 liderlerine ülkelerinin iklim ve ekonomi politikalarına değişmeleri yönünde çağrıda bulundu. Zirvenin güvenliği için ise üst düzey güvenlik önlemleri alındı. ABD yönetimi Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları hedef alan etnik temizlik girişiminin ikinci yılında ordunun ciddi hak ihlallerine devam ettiği uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortegus, 2017 yılının Ağustos ayında Arakan'da yaşanan katliam ve hak ihlalleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Ortegus, ABD'nin Arakan'daki etnik temizliğin ikinci yılında ilgili tarafları harekete geçmeye bir kez daha çağırdıklarını vurgulayarak, iki yıl önce Myanmar güvenlik güçleri Arakan'ın kuzeyindeki güvenlik noktalarına militanların düzenlediği saldırılara cevaben ciddi orantısız şekilde yüz binlerce silahsız erkek, kadın ve çocuğa karşı vahşi saldırılar gerçekleştirdiği ifadelerini kullandı.